arkadaşlar hepinize. Matematik videolarımızı biliyorsunuz olasılıkla beraber sonlandırmıştık. Şimdi artık geometri videolarının zamanı geldi. Geometri videolarıyla devam edeceğiz videolarımızı çekmeye. Ve tabii arkadaşlar her zaman olduğu gibi neyle başlayacağız? Temel geometrik kavramlarla ve özellikle doğruda açılarla başlayacağız işleyişimize. Şimdi arkadaşlar tabii geometriden KPSS'de çok fazla soru gelmiyor. 3 tane soru geliyor. Bunlardan 2 tanesi genelde şekil geometrisi oluyor. Ötekisi bir soru. Genelde analitik geometriyle ilgili olarak karşımıza geliyor. Dolayısıyla biz de işte bu paralelde ne yapacağız arkadaşlar? Derslerimizi işleyeceğiz. Geometri videolarımızda tahminimce bir 15-16 video civarında olacaktır. Bu videolarda bütün geometriyi karşınıza sınavda gelebilecek bütün geometri konularını sizlere elimizden geldiğince göstermeye çalışacağız. Tabii arkadaşlar geometri biraz daha olayın artık ekstra boyutu, özellikle pek çoğunuzun aslında hiç sınavda bakmadığı bir ders. Aslında bunda çok da bazen haksız değilsiniz. Yani sadece 3 tane soru çıkıyor ama geometri aslında kocaman bir ders. Ama tabii arkadaşlar şunu söyleyeyim. ÖSYM'nin KPSS'de özellikle önemsediği geometrik yapılar var. Biz bu yapıları vurgulayarak ilerleyeceğiz geometriyle ilgili çekeceğimiz videolarda. Yani arkadaşlar tabii geometri aslında matematik kadar büyük bir ders. Ama ve lakin biz size tabii ki pek çok yerini anlatacağız, her tarafını anlatacağız ama daha önemli olan yerlerinde elimizden geldiğince burası daha önemli diye vurgulamaya çalışacağız. Şimdi tabii geometride 3 önemli durum var. Ne onlar? Açı hesaplama, uzunluk hesaplama ve alan hesaplama. Zaten geometri sorularında da bizim karşımıza ÖSYM bunları getirip koyuyor. Bizden bunları çözmemizi istiyor. Şimdi arkadaşlar tabii ki ilk olarak neyle başlayacağız biz? İlk olarak temel geometrik kavramlar ve açılarla başlayacağız. Bu bölüm içerisinde doğruda açıları ve üçgende açıları irdeleyeceğiz. Şimdi zaman zaman buradan sorular geliyor. Ama açılardan hiç soru sormadığı zamanlarda oluyor mu ÖSYM'nin? Evet oluyor. Ama arkadaşlar tabii ki bizim bunları sizlere anlatmamız gerekiyor. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Arkadaşlar geometride olay soru çözülmüş. Yani konuları tabii bilmek çok önemli. Ama her konunun kendine az birkaç tane özelliği var. Bu özellikler ışığında sizin işte doğru çizgileri çekebilmeniz, doğru yorumları yapabilmeniz gerekiyor. Bunun yolu da arkadaşlar geometri ile ilgili sizlerin özellikle çok soru çözmesinden geçiyor. Şimdi biz doğruda açı kavramıyla başlıyoruz. Doğruda açı kavramında işin temel mantığını daha net gösterebilmek için paralel iki doğruyla bir kesenin durumları ile başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim paralel iki tane doğrumuz varsa, birbirine paralel iki tane doğrumuz olsun. Bu D1 doğrusu olsun, bu da D2 doğrusu olsun. Ve arkadaşlar burada D1 ile D2 doğruları da birbirine ne olsun? Paralel olsun, o paralellik işaretidir. Şimdi bunları kesen üçüncü bir doğrum olsun benim. Ben bu doğruya da ne diyeyim arkadaşlar? D3 doğrusu diyeyim. Şimdi burada pek çok kavramı göreceksiniz, aslına bakarsınız. İlk olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Burası alfa ise bu açıda yine ne olacaktır arkadaşlar? Alfa olacaktır. Nereden geliyor? Ters açılardan geliyor. Şimdi şuraya da beta diyelim biz arkadaşlar. Bu açı beta olacaksa bu açıda yine beta olacaktır. Yine arkadaşlar nereden geliyor? Bu sefer işte ters açılardan yine aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar bizim burada tabii çok önemli diyebileceğimiz kurallardan biri, bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Z kuralı dediğimiz şeydir. Peki Z kuralı nedir? Arkadaşlar bildiğiniz Z harfini burada görmeniz lazım. Hatta burada farklı bir renkle gösterelim bunu size. Evet. Sanırım bunu size farklı bir renkle gösterebileceğiz arkadaşlar. Göstereceğiz tabii ki. Şöyle bir şey yapalım. Bakın arkadaşlar şurada Z'yi görüyorsunuzdur eminim ki. İşte burada Z kuralı var. Bu açı alfa ise işte bu açının ölçüsü de alfadır. Biz bunlara ne diyoruz? Biz bunlara iç ters açılar diyoruz. Şimdi burası alfa ise bunun karşısı, yani burası da yine ne olacaktır? Alfa olacaktır. Yukarıdaki gibi
ters açılarda. Şimdi aynı şekilde bakın Z'yi illaki o şekilde görmek değil. Şuradan da görebilirsiniz. İşte bakın burada dışa doğru bir Z harfi mi var? O yüzden bu açının ölçüsü beta ise bu açının ölçüsü de yine ne olacaktır? Beta olacaktır. Bunlar da dış ters açılardan birbirine eşittir. Ve bura beta ise burası da yine ne olacaktır arkadaşlar? Beta olacaktır ters açılardan. Öncelikli olarak bir kere buradaki bu yapıyı ne yapmanız gerekiyor? Bilmeniz gerekiyor. Şimdi tabii burada bakın mesela bunun da eşitliğinden bahsedebiliyoruz. Bu nereden geliyor arkadaşlar? Yöndeşlikten geliyor. Yani bunlar bakın aynı yöne bakan açılardır. Yöndeşlikten bu açılar da birbirine eşit olacaktır. Yani arkadaşlar bunu tabii nasıl gördüğünüzün de çok bir önemi yok. Bazen paralel doğrular bu şekilde yan falan da yatabilir. İşte bakın şu iki doğru birbirine paralel verilirse. Bu iki doğru birbirine paralelse. Ben diyorum ki burası 40'sa mesela. Hani bunun üzerine biraz konuşalım. Sonra tabii zaten slaytlarda pek çok soru göreceğiz arkadaşlar. Şimdi burada bakın şurası, şurası ve şurası. Z'yi görebiliyorsunuz değil mi? İşte Z burada yan şekilde. Burası 40 derece ise burası da kaç derecedir arkadaşlar yine? 40 derecedir. Nereden? İç ters açılardan. E burası 40 ise burası da yine ne olacaktır arkadaşlar? 40 derece olacaktır ters açılardan. Ya da bakın yöndeşlikten bunların birbirine eşit olduğunu direkt de söyleyebilirdik. Çünkü bununla bu birbirine neydi arkadaşlar? Paraleldi. İşte burada ilk olarak bilmeniz gereken şey bu. Paralel doğruları bir kesenle kestiğimizde karşımıza çıkan açı eşitlikleri. İlk olarak bunu bilmemiz gerekiyor doğrulu açılarla ilgili. Bunun dışında neleri bilmemiz gerekiyor onlara bakalım. Şimdi arkadaşlar tabii burada belli başlı özellikler var. Siz bu özellikleri gördüğünüzde olay zaten basit bir hale geliyor. Şimdi bir diğer özelliğimiz yine bunun çok önemli özelliklerinden bir tanesi. Bizim zikzak kuralı dediğimiz kural. Zikzak kuralı dediğimiz kural. Bunda da olay şöyle şekilleniyor. Yine bu bir D1 doğrusu, bu da bir D2 doğrusu olsun. Ve yine arkadaşlar D1 doğrusuyla D2 doğruları birbirine ne olsun? Paralel olsun. Şimdi bunu kesen üçüncü bir doğrumsa benim arkadaşlar D3 doğrusu olsun. Gerçi şöyle yapabiliriz bir saniye. D2 özelliğe gittik bir anda. Şöyle sileyim baştan yazayım. Paralel iki doğru arkadaşlar. Zikzak kuralı dedik. Aynı şeyi yazdık. Ve şöyle işte adı üstünde zikzaklar çizen bir doğrumuz varsa biz. Şimdi bakın buradaki açıları yerleştir. Buradaki açıları yerleştir. Şuraya alfa. Buraya. Buraya beta. Ve buraya da ne diyelim arkadaşlar? Teta diyelim. Ve bizim bu tarafa bakan açılarımız da ne olsun? X ve Y açıları olsun. Yine arkadaşlar şu D1, şu D2 olmak üzere. D1 ile D2 de birbirine paralel olmak üzere. Bu tarafa bakan açıların toplamı yani arkadaşlar alfa artı beta artı teta bilmiyorum hatırlıyor musunuz bunları? Neye eşit olacaktır? X artı y'ye eşit olacaktır. Yani bu tarafa bakan açıların toplamı bu tarafa bakan açıların toplamına eşittir. Biz buna da ne diyoruz arkadaşlar işte? Zikzak kuralı diyoruz. Bu da bilinmesi gereken önemli kurallardan bir tanesidir. Hepsini uygulayacağız biraz sonra dediğim gibi. Ve burada bileceğimiz diğer bir kuralsa şudur arkadaşlar. İşte bu bir doğru. Şöyle bir şey çizelim, şöyle bir şey çizelim, şöyle bir şey çizelim. Bunlar da arkadaşlar birbirine paralel olmak üzere. Biz buraya 3 tane açı yerleştirdiğimizde ve bunlara alfa, beta ve teta dediğimizde. Bakın buna kalem ucu kuralı da diyoruz. Bu kısım kalem ucuna benzediği için. Bunlar birbirine yine paralel olmak üzere. Alfa artı beta artı teta değeri bu sefer kaç dereceye eşittir arkadaşlar? Bu sefer 360 dereceye eşittir. Ve bu 3 tane açı için böyle. Aslında bizim buradaki kuralımız arkadaşlar n tane açı varken
n tane açı var iken bizim asıl kuralımız n eksi 1 çarpı 180. Bakın burada 3 tane açı var. 3 tane açı olduğu için 3 eksi 1 çarpı 180'den 360'a ne oldu? Eşit oldu. Yani 4 tane açı olsaydı orada 4 eksi 1 çarpı 180. Yani 3 çarpı 180'den 540'a eşit olacaktı. Ben şunu demek istiyorum yani arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Burada yine 2 tane doğrum olsun şu şekilde. Yalnız bu sefer 3 tane değil arkadaşlar 4 tane açı olsun. Yani şurası alfa, şurası beta, şurası teta, şurası da x olsun. Bakın şimdi yine o doğrular birbirine paralel. Ve arkadaşlar benim 4 tane açım var. O zaman diyorum ki ben işte alfa artı beta artı teta artı x neye eşit? Bakın 4 tane açı olduğu için 4 eksi 1 çarpı 180'e. Yani arkadaşlar 540 derecelik açıya eşittir. İşte arkadaşlar bunlar önem arz eden ayrıntılardır. Doğrulu açılarla ilgili bilmeniz gereken en önemli 3 özelliktir. Neydi? Paralel bir doğruyla onları kesen bir doğrunun durumları. İkinci olarak zikzak kuralı. Üçüncü olarak burada görmüş olduğunuz kural. Şimdi tabii arkadaşlar bir de tümlerlik ve bütünlerlik kavramları var. Onları da ilerleyen dakikalarda ne yapacağız göstereceğiz. Şimdi bu kurallar ışığında soruları nasıl çözeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Önemli olan aslında sadece kuralları bilmek değil burada. Tabii ki temel şey o. Ama sorular içinde bu kuralların uygulamalarını görebilmek daha önemli arkadaşlar. Şimdi işte ekranda bir soru görüyorsunuz. Şekilde BA ile DE birbirine paralelmiş. Ve bakın dikkat edin BC ile de FK birbirine neymiş? Paralelmiş. MBCF açısı MDCF açısının iki katıymış. Şimdi bakın arkadaşlar DCF açısı alfa ise o zaman BCF açısı 2 alfa mı olacaktır? Şimdi DCF açısı neresi? Şu küçücük kısım değil mi? Alfa. Bakın ortadaki kısım. Yani DCF burası olduğu için şurayı kapsıyor. Şimdi arkadaşlar BCF açısı neresi? BC ve F'nin ortası. Yani şurası. İşte burası da neymiş arkadaşlar? 2 alfaymış. Yani alfaya 2 alfa şeklinde bunlar. Şimdi bana x'i soruyor. Ona sonra geçeriz o kolay iş. Önce bizim alfayı mı bulmamız gerekiyor? Şimdi bakın burada şu şekle baktığınızda bakın görün diye şöyle kırmızıyla üstünden geçiyorum. Şuraya baktığınızda burada zikzak kuralı yok mu arkadaşlar? Yani bakın bu tarafa bakanların toplamı bu tarafa bakan 3 alfaya eşit değil mi? Yani arkadaşlar 3 alfa eşittir 60 artı 45'tir. Yani neye eşittir? 105'e. Her tarafı 3'e böldüğümüzde alfa neymiş arkadaşlar? 35 derece miymiş? Alfa 35 dereceymiş. O zaman bakın şurası yani şu 2 alfa olan bölüm kaç dereceye eşittir arkadaşlar? Şu 2 alfa olan bölüm 70 dereceye eşittir. Şimdi bakın devam ediyorum. Şunu şuradan şöyle uzatıyorum daha net görün diye. Şimdi bakın bununla bu birbirine paralel olduğu için burası x ise şurası da nedir arkadaşlar? X değil midir? E şimdi bakın burası yani 2 alfa yani şurası 70 derece miydi? E burası 70 derece ise arkadaşlar bunların tamamı 180 derece olacağından X'e 110 derece kalıyor. Yani doğru cevabımız Denizli seçeneğidir. Bakın burada hem zikzak kuralını kullandık hem de yöndeşliği kullandık. Bu açılar birbirine eşit. İşte arkadaşlar bu kuralları sorularda uygulayabilmek için aynı anda birkaç tanesini birden görmek durumunda kalabiliyorsunuz sorular içerisinde. Evet yine klişe soru kalıplarından biridir. Şekilde DE paralel BA'ya demiş ve EDC açısının da 123 derece olduğunu, CBA açısının da 131 derece olduğunu söylemiş. Zaten şekil üzerinde de bu açıları ne yapmış bize göstermiş. Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlar paralellik şu doğruyla şu doğru arasında. O zaman benim bunları bir şekilde ilişkilendirmem lazım. O zaman orada o çizgiyi ne yapmam lazım? Uzatmam lazım belli ki de. Yani şuradan şunu buraya uzatıyorum.
Ben onu oraya uzattığımda, buradan devam ettirdiğimde, burası 131 ise, bununla bu paralel olduğu için yöndeşlikten burası da yine 131 derece olmayacak mıdır? 131 derece olacaktır. Şimdi arkadaşlar yine bakın olay doğru açı kavramına geliyor. Olay doğru açı kavramı. Yani şurayla şuranın toplamı kaç derece arkadaşlar? 180 derece. E burası 123 ise şu siyahla gösterdiğim yere 57 derece mi geliyor? Burası 131 ise 180'e tamamlamak için şu siyahla gösterdiğim şuraya 180 eksi 131. Yani kaç derece geliyor arkadaşlar? 49 derece mi? E biz biliyoruz ki üçgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. O zaman arkadaşlar x artı 57 artı 49 eşittir 180 derecedir. Haliyle arkadaşlar x artı 9, 7 daha 16, 5, 4 daha 9, 10, 106, 180'e eşitse x buradan kaç derecedir arkadaşlar? X buradan 74 derecedir. Ya bu çizgiyi çektik. Yöndeşlikten bura 131 ise burada 131. Bura 123 ise şuraya ne kaldı? 57 kaldı. Bura 131 ise buraya ne kaldı? 49 kaldı. Bu üçgende üçgenin iç açıları toplamının 180 oluşundan ne yaptık biz? Sonuca ulaştık. İşte arkadaşlar bu özellikleri bir arada görmenizi gerektiriyor birazcık geometri. Evet, daha şekillerle alakalı sorular yapacağız. Şimdi birazcık tümler ve bütünler açılar kavramlarından bahsedelim o zaman. Şimdi tümler açı ne demek? Bütünler açı ne demek? Öncelikle arkadaşlar tümler açı için şunu söyleyeyim. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılara biz tümler açılar deriz. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılara biz ne diyormuşuz? Tümler açılar diyormuşuz. Yani arkadaşlar alfa artı beta eşittir. 90 derece oluyorsa alfa ile beta birbirinin nesidir? Alfa ile beta birbirinin tümleridir. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açılara ise biz ne diyoruz? Bütünler açılar diyoruz. Yani alfa ile beta'nın toplamı 180 derece oluyorsa şayet biz alfa ile beta'ya bu sefer ne diyoruz? Bütünler açılar diyoruz. E o zaman arkadaşlar şunu söyleyebilirim mesela. 40 derecelik açının tümleri nedir o zaman? 40 derecelik açının tümleri onun 90 dereceye tamamlayanıdır. Yani 40 derecelik açının tümleri 50 derecelik açıdır. Peki 40 derecelik açının bütünleri kaç derecelik açıdır o zaman? 40 derecelik açının bütünleri de arkadaşlar 140 derecelik açıdır. Tümler açılar birbirini 90 dereceye tamamlar. Bütünler açılar birbirini 180 dereceye tamamlar. Önemli ayrıntılardır bunlar. Ki bakın bununla alakalı bir soru var ekranda. Tümleri ile bütünlerinin ölçüleri toplamı 128 derece olan bir açının ölçüsü kaç derecedir diye sormuş. Ben de o açının ölçüsüne kaç derece diyeyim arkadaşlar? Ben de o açının ölçüsüne alfa derece diyeyim. Alfa olsun. Açı alfa açısı aradığım açı. Bunun tümleri bunun 90 dereceye tamamlayanı değil midir? Açıya alfa dersem bunun tümleri 90 eksi alfadır değil mi? Çünkü onu 90 dereceye tamamlamamız gerekiyor. Bütünleri kaç derecedir açı alfa ise? Bütünleri ise arkadaşlar 180 eksi alfadır. İşte bunların toplamı neye eşitmiş arkadaşlar? İşte bunların toplamı 128 dereceye eşitmiş. O zaman 270 eksi 2 alfa eşittir 128. E buradan 2 alfa eşittir ne yapıyor? 270'ten 128'i çıkartırsanız 270 eksi 128 142 mi yapıyor? Eğer ben bir işlem hatası yapmadıysam 142 yapıyor. Emin olalım. 270'ten 128'i şurada çıkaralım. Çıkaramadım. 10'dan 8 çıktı 2. Emin olalım değil mi? 6'dan 2 çıktı 4 ve 1.
Aynen 142. O zaman alfa kaç derece oluyor arkadaşlar? Alfa buradan 71 derece oluyor. Yani tümleriyle bütünlerinin toplamı 128 derece olan açının ölçüsü 71 dereceymiş. Yani gördüğünüz gibi daha çok geometrik değil de daha çok denklemsel bir soruya dönüşüyor. Burada mevzu. Bazen de işte bu ekranda görmüş olduğunuz gibi daha karmaşık yapılarla da karşılaşabiliyorsunuz. Şekilde APF doğrusalmış. APB açısı. Bakın APB açısı neresi bunu düşünmeniz lazım. APB. Yani şurası olmuyor mu arkadaşlar? APB DPE açısının 3 katıymış. Peki DPE neresi oluyor? İşte şurası oluyor arkadaşlar. DPE'nin ortası. Burası alfaysa. Burası arkadaşlar alfaysa. O zaman burası ne oluyor? 3 alfa olmuyor mu? Bunu yaptık. Devam ediyorum. EPF açısı, ki EPF açısı neresi arkadaşlar? Onu da farklı bir renkle gösterirsek daha güzel olacaktır. EPF açısı burası. CPB açısının 3 katıymış. CPB açısı burası. Burası X ise burası neymiş arkadaşlar? 3X miymiş? Bakın o verdiği değerlere göre yerleştiriyoruz bunları. CPD 56 dereceymiş. CPD neresi? Burası. Keşke farklı bir rengim daha olsaydı da. 56 ile de burayı gösteriyoruz. E o zaman bana PBE kaç derecedir diye soruyor. PBE açısı. PBE açısı neresi arkadaşlar? BPE demek istedi galiba. Tabii. BPE. Arkadaşlar şurada bir düzeltme yapalım. Bu BPE olacak. BPE açısı. Orayı sorayım. Şimdi bunların hepsinin toplamı 180 derece değil mi? 4x artı 4 alfa artı 56. 4x artı 4 alfa artı 56 eşittir 180 derece. 56'yı bu tarafa attığınızda 4x artı 4 alfa eşittir 180 eksi 56. Yani nedir arkadaşlar? 124'tür. Her tarafı 4'e böldüğünüzde x artı alfa kaç derece? 124 bölü 4 yani 31 derece. E bana sorduğu yer şurası mı arkadaşlar aslında? Yanlış. BPE'yi soruyor. BPE burası. X artı alfa artı 56'yı soruyor. X artı alfa da 31'de. Yani bana 31 artı 56'yı soruyor. Yani arkadaşlar bu da nedir? 87 derecedir. Yani doğru cevabımız Jombourt seçeneği olacaktır. İşte arkadaşlar hani böyle açıları yerleştirerek bize orada mesela alfa artı x'i buldurup alfa artı x'i kullandıran soru yapıları sorabiliyor. Mesela bakın biz burada x'i de bulmadık, alfayı da bulmadık. Zaten bu bilgilerle tek tek onları bulamayız. Ama x artı alfayı bildiğimiz için sonuca gittik. Bu tarzda işler ÖSYM'de zaman zaman yapabiliyor. Evet. Şimdi tabii arkadaşlar hani geometride de aslında matematikte olan durum söz konusu. Daha bazı şeyleri incelemeden onlarla ilgili sorular görebiliyorsunuz. Şimdi biz henüz açıortay kavramını görmedik ama açıortayla ilgili şunu söyleyeyim. İşte verilen açıyı İki eş parçaya bölen doğru parçasına biz ne diyoruz? O açının açı ortayı diyoruz. Yani açıyı ikiye, iki eşit parçaya bölen diyoruz. Burada da aslında bunu kullanmış. BPC açısının ölçüsü işte görüyorsunuz 24 dereceymiş. Yukarıdaki verilere göre APC'nin açı ortayı ile. APC tamamı bakın değil mi? Bakın arkadaşlar şöyle işte burada olayı oluşturmamız lazım. Şuraya ben x demeyeyim de 2'ye böleceğim için açıyı 2x diyeyim mi? O açının ölçüsü ne olsun? 2x olsun. APC'nin açıortayı ile APB'nin açıortayı arasındaki açının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bunu dediğim gibi göstermek için güzel güzel çizmek lazım. Şimdi arkadaşlar burada APB'nin açıortayını çiziyorum önce şunun açıortayı. APB'nin açıortayı burayı. X'e x diye iki eşit parçaya bölmez mi? Bir de benim burada APC'nin açıortayını bilmem lazım.
APC'ye bakın tamamı 24 artı 2x. Çünkü ben buraya 24 dedim, buraya 2x dedim. O buralarda bir yerlerde olacak. Ve nasıl bölecek arkadaşlar bunu? Şimdi 12 artı x'e 12 artı x diye. Yani şurası ne olacak arkadaşlar? 12 artı x olmayacak mı? Geri kalan şu kısmı da yine 12 artı x olmayacak mı? İşte geri kalan kısmının 12 artı x olması için şu kısmın 12 eksi x mi olması gerekiyor? 12 eksi x artı 2x'ten 12 artı x kalsın diye. Bana sorduğu şey arkadaşlar neresi? Bu iki açıortay arasında kalan açının ölçüsü. Hemen yine diğer rengime geçeyim daha net görebilin diye. Yani bana şu açının ölçüsünü soruyor. Bakın bu iki açıortay arasında kalan açının ölçüsü. O da bakın bunların toplamıdır. Yani 12 eksi x artı x'tir. X'ler gidince geriye ne kalıyor arkadaşlar? 12 derece kalıyor. Yani burada açıortay kavramını bildiğiniz takdirde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız bu soruyla alakalı. İşte böyle sorularla ne yapabiliyorsunuz? Karşılaşabiliyorsunuz. İşte bir başka soru. Bilmiyorum kuralı hatırlıyor musunuz? Yine bu videonun başında verdiğimiz bir kural vardı. Neydi o kuralın adı? Zigzag kuralıydı. Şimdi burada bakın BA ile FP neymiş arkadaşlar? Paralelmiş. Yani şu ikisi paralel. O zaman bu zigzag kuralını kullanabilirsiniz anlamına geliyor. Şimdi A ile B arasında zaten bir denklemsel yapı vermiş bana. A eksi B'yi vermiş 11 derece diye. Muhtemelen arkadaşlar zigzag kuralını uyguladığımızda da A'ya ve B'ye bağlı başka bir denklem elde edeceğiz. Ve bu her şeyi çözer zaten. Şimdi arkadaşlar bu. Bu tarafa bakan açıların toplamı, bu tarafa bakan açıların toplamına eşit. Yani arkadaşlar, A artı 110 değil mi? Artı ötekisi kaç arkadaşlar? B. Neye eşit o zaman burada? A artı 110 artı B, 65 artı 90'a mı eşit? 65 artı 65 artı 90'a eşit. O zaman arkadaşlar ben buradan A artı B'yi bulabiliyorum işte. Benim A artı B diyelim. A artı B diyelim. Ne oluyor arkadaşlar? 155 eksi 110'dan 45 dereceye eşit oluyor. 45 derece. Bana A eksi B'yi de vermiş arkadaşlar. A eksi B'de neydi? 11 miydi? A eksi B'de 11. Taraf tarafa topladığında B'ler gitti. 2 tane A eşittir 56 ise. A ne geldi arkadaşlar buradan? A buradan 28 derece geldi. Bana zaten neyi soruyordu bakın? A'yı soruyordu. Cevap ne olacaktır arkadaşlar? Bursa seçeneği. Yani sürekli buralarda dediğim gibi zigzag kuralı, iç ters açılar, dış ters açılar, tümlerlik bütünlerlik kavramı gibi kavramlar soracaktır size. Evet, böyle idi arkadaşlar. Doğru da açılar. Evet, buyurunuz. İşte bir başka soru. Yine tümlerlikle ve bütünlerlikle alakalı. Bütünler iki açıdan biri diğerinin üçte birinden 4 derece fazlaymış. Buna göre küçük olan açının tümleri kaç derecedir? Şimdi bütünler iki açı diyor. Arkadaşlar bütünler iki açı demek. Birbirini 180 dereceye tamamlayan iki açı demek değil mi? Ve bunlar arasındaki ilişkiyi vermiş. Biri diğerinin üçte birinden 4 fazlaymış. Bakın üçte birini falan kullanıyor ya. O zaman ben açılardan birine 3x diyeyim mi? Üçte birini hesaplamak kolay olsun diye. Ötekisi bunun üçte birinden 4 fazlaysa, ötekisi de x artı 4 olmayacak mıdır? Bakın 3x'in 3'te 1'i x, onun 4 fazlası x artı 4'tür. Bunlar bütünler açılar olduğuna göre bunların toplamı kaç dereceye eşit olacaktır? 180 derece. O zaman 4x 176 mı oldu? Arkadaşlar 4x 176 ise x buradan 176 bölü 4. Yani 44 mu geliyor? 44 derece geliyor. O zaman arkadaşlar bu açılardan küçük olan x artı 4'tür. Lütfen dikkat edin. Büyük olan 3x'ti. X artı 4 48 derece midir?
Bana işte bu 48 derecelik açının tümlerini soruyor. Arkadaşlar 48 derecelik açının tümleri onun 90 dereceye tamamlayanı değil midir? 48 derecelik açının 90 dereceye tamamlayanı 42 derecelik açıdır. Yani 90-48'den arkadaşlar nedir? 42'dir. Evet, işte arkadaşlar doğruda açılarla ilgili bilmeniz gereken ayrıntılar bunlardı. Bilmiyorum bir zorluğu var mı? Ama velakin çok hani böyle direkt doğruda açılarla ilgili pek soru sormuyor son zamanlarda. Ama tabii buradaki o temel mevzuları sizin diğer kısımlar içinde muhakkak ne yapmanız gerekiyor? Bilmeniz gerekiyor. Evet, umarım anlaşılmıştır doğruda açılar. Bir sonraki videomuzda üçgende açılarla ne yapacağız? Devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşça kalın.